Abbasiler zamanında biliyorsunuz sonra Nizamiye medreseleri kurulacak vesaire. Nizamiye medreselerinde keramete inanmayan, şefaate inanmayan, kabir hayatına inanmayanlara ders hayatı verdirilmeyecek. Bu arada İslamiyet'in ruhunu anlamamış çölde insanlar var, bedeviler var. Ubbad dediğimiz çok abid böyle. Hani gözü ağlamaktan kıpkırmızı. Efendim denizi sarı oruç tutmaktan dolayı. Biliyorsun hariciler bunlardır. Hazreti Ali'ye din öğretmeye kalkan insanlardır. Bunlar bir sonraki aşamada ubbat olacak, kurra olacak. Bir sonraki aşama zuhat olacak, zahit olacak. İslam'da zahitlik yoktur biliyorsunuz. Muttaki olmak vardır. Hiç züht Kur'an'da övülmemiştir. Sadece Yusuf kıssasında birkaç şeye sattılar onu diye orada züht kelimesi geçer. Sonra takva unutulacak. Takva biliyorsun sorumluluk bilincidir. İslam'ın pek bilmediği zahitlik diye bir şey ortaya çıkacaktır. Zahitlik diye bir şey çıkacaktır. O zahitler içinden ehli hadis çıkacaktır. Kussas, kıssacılar çıkacaktır. Nerede ne buluyorsalar anlatıyorlar efendim. Milleti coşturmak için, cuş vuruşa getirmek için. Gnostiklerden, Hermetiklerden, Zerdüştlerden, Hristiyanlardan, Mesihiyat, İsrailiyat gelecektir efendim. Gelecektir. Kale Resulullah bitti efendim. Onlar biliyorsunuz o kesim nasçıdır, tam bir haşviyecidir, zahiridir. Allah'ı arşa oturtacaklar. Haşa, dört parmak da şeyi söyletmeyin beni. Semerden dışarı taşacaktı. Semerden taşar gibi. Antropomorfiz yani insan biçimli bir tanrı anlatımı olacaktır. Bunlardan bir tanesi diyecektir ki müşebbihe mücessime çıkacaktır. Allah'ı sana benzetenler, cisme benzetenler. Allah'ın cinsel organına sakındı bana sormayın. Geri kalan neresi sorarsanız sorun söyleyeyim diyecektir. İşte Allah'ı görülecek diyenler kıyamette bunlardır arkadaşlar. Sonra bizim neyimiz olacaktır bu? Ehl-i sünnetin itikadı olacaktır. Hocalarımız da bayağı işmiş gibi Allah'ım senin işte cemaline bizi cümlemize şeref yâb eyle diye. Tabi bu arada Allah aşkı çıkacak. Allah sevgisi ve korkusu vardı. Bu biçim değiştirecek Allah aşkı çıkacaktır. Daha Rabiatü Edebiye falan Allah aşkı kullanmıyorlar. Allah aşkı çok daha sonraki aşamalara gelecektir. Allah aşkı bitecek. Bu sefer Allah insana aşık olacaktır. Sapıklık devam edecektir. Mesela Mevlana'ya aşk peygamberi derler. Şeyde öyle yazar türbesinde aşk peygamberi.